Arkadaşlar bu soruda milletvekili ve senatörlerden oluşan bir meclisten bahsedilmiş. Diyor ki milletvekillerinin sayısı, milletvekillerinin sayısının 550, senatörlerin sayısının da 200 olduğundan bahsetmiş. Bu mecliste ABC partileri varmış. Soru da diyor ki bu meclisteki 40 tane bağımsız senatör varmış. Yani bu 200 meclisin, pardon, 200 senatörün 40 tanesinin hiçbir partiyle alakası yok anlamındadır bağımsızlık. Demek ki 160 tanesi partilerle bağımlıymış. A partisinin milletvekili sayısı B partisinin milletvekili sayısının 2 katı, C'nin 3 katıymış. B'nin 2 katı, C'nin 3 de katı olduğu için 2 ve 3'ün ortak katından dolayı derim ki 6x tane milletvekili olsun A partisinde. Demek ki bunun 2 katı olacağı için B'nin 3x tane, C'nin de 2x tane milletvekili var. Görmüş olduğunuz gibi toplam 11x tane milletvekili oldu ki milletvekillerinin toplam sayısının 550 olduğunu söylüyor. X'imiz de 50'ymiş. Demek ki 50 çarpı 60'tan burada 300 milletvekili, burada 150 milletvekili, burada 100 tane milletvekili varmış. ABC partileri için. Diyor ki A partisine ait senatörlerin sayısı B ve C partisine ait senatörlerin toplam sayısına eşittir. Zaten 160 tane partilere bağlı senatör vardı. Demek ki 80 tane senatör burada, 80 tane senatör de B ve C'ninmiş. Diyor ki A partisine ait senatör ve milletvekillerin toplam sayısı ne kadardır? Görmüş olduğunuz gibi 300 tane milletvekili, 80 tane de senatör, toplam 380 üyeli bir partidir. A partisi cevabımız da C şıkkıdır.